Sormasam olmazın yeni durağından merhabalar. Sevgili seyirciler, bu hafta Etiler Harvard Cafe'deyiz. Aktivist kimliğiyle de tanınan başarılı oyuncu Sinan Albayrak'ı misafir ediyoruz. Bu hafta birazdan birlikte karşınızda olacağız. Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biz muhabbete başladık ama burada devam edeceğiz muhabbete. Demin yarım bıraktığımız muhabbeti program evet, sonunda devam, burada devam edeceğiz. Tamamdır. Nasılsın abi? Ne var ne yok? İyi abicim, koşturmaca haldeyiz genelde böyle. İki tane dizim var şu anda devam eden. Ayrı kanallarda. Birisi dönem, birisi güncel diyelim. Onların koşturması var. Bir yapımla ilgileniyoruz şu anda. Yapım sorumluluğundayım. Kendi projelerimiz var çıkardığımız. Hmm. Onların koşturması güzel gidiyor Allah'a şükür. Sinan abi, şimdi sen hem oyuncu kimliğinle tanınıyorsun, hem aktivist kimliğinle tanınıyorsun. Geriye dönüp senin hayatına doğru böyle bir göz attığımızda, oyunculuk senin hayatını daha mı erken başlayan bir süreçti, düştüğün yanda, hayallerinde? Yoksa gençlik yıllarında aktivizm daha mı erken ortaya çıkan bir şeydi? Hangisi daha önce başladı hayatında? Muhtemelen ki tabii oyunculuk daha erken başlamıştır. Oynamayı seven insanlarız. Çocukluktan itibaren oyunlar oynarız sonuçta. Ama oyunculuk kisvesine girebilmek diyeyim. Sonra şekillendi hayatımda. Önce oyunculuk başladı. Fakat her şey oyun değil, gerçeğini süreç içerisinde görmeye başlıyorsunuz tabii ki. Yani canlandırdığınız roller var. Hayatlarını kopyalamaya çalıştığınız, ekrandan aktarmaya çalıştığınız insanlar var. Biz bunu eğlenceli kısmıyla da alıp gösteriyoruz. Hüzünlü, acılı kısmıyla da gösteriyoruz ama acıyı gerçekten yaşayan insanlar var. Onların hayatlarına dahil olmak oyunculuktan sonra şekillendi hayatımda belki de. Ama oyunculuğu profesyonel olarak yapmadan önce tabii ki bizler Müslümanız Allah'a şükür, elhamdülillah. Zekat verme kavramımız var, fitre kavramımız var. Eşine, dostuna, çevrene yardım et. Bu zaten Müslümanlıkla alakalı değil, insanlıkla alakalı bir zaruriyettir. Biz bunu zaten çocukluğumuzda gördük. Amenna. Elimizden geldiğince belki bir faydamız olmuştur o süreçlerde ama hani aktivist demeni sağlayacak olan şeyi maalesef oyunculuktan sonra benimsedik ya da yaşamaya başladık. Peki oyunculuk düşüncesi hani ciddi anlamda, bilinçli anlamda ne zaman başladığını hatırlıyorsun sen de? Ne zaman evet ben şu gün, şu olaydan sonra oyuncu olmaya karar verdim? Profesyonel olarak o çok nettir bende aslında. Öncesine bakarsan abilerin hepsi zaten sinemayla, tiyatroyla, yazımla ilgilenen insanlar. Çocukluğum zaten onların arasında geçtiği için ister istemez o mikrop girdi bana. Bana bulaştı. Ama profesyonel olarak ben bunu yapmaya ne zaman karar verdim? Ben bar güvenliği yapıyordum. Sonrasında işte şahıs güvenliğine dönüştü işler. Bunların akabinde yaşadığım bir takım olaylar olmuştu diyeyim. Fiziksel yıprandığım süreçlerden bahsediyorum. Galiba böyle hüzünlü bir yürüyüş aşamasındayken, hüzünlü ve iç sorgulayan bir yürüyüş aşamasındayken bayağı bulunduğum muhitten uzaklaştım. Bir okul yazısının önünde buldum kendimi. Bunu anlatırım hep. Hacettepe Devlet Konservatuvarı yazısını gördüm. Allah Allah ya. Yani konservatuvar, yani köyde yetişmiş değilim ki köylü bile bilir konservatuvarı duymuştur yani belki ama ben duymadım arkadaş. Türkiye'de duymadım daha doğrusu. Fame diye bir dizi vardı eskiden, böyle konservatuvarda geçen, hepimiz onun hayranıydık. Dans edenler, şarkı söyleyenler, tiyatro yapanlar vardı, okul. Aha ne güzel bir okul falan derdik ama hani böyle bir şeyin gerçekte olduğunu bilmiyordum ben. Bu bilmediğim yaşlarda maalesef yani aslında eşek arı adam olmuşuz yani 18-19 yaşındayken hani bahsettiğim olay yaşanıyor. 20 yaşlarına doğru belki de. Girdim okula, güvenlik var kapıda. Burada ne yapılıyor dedim. Yani bale yapılıyor dedi, bale yapamam. Şarkı söyleniyor, ses fena değil de yani çok yetenekli değilim. İşte enstrüman çalınıyor, piyano, keman neyse, tiyatro yapılıyor dedi. Bir dakika, tiyatro mu? Üniversitede tiyatro mu yapıyorsun? Evet.
Yani üniversitede sadece tiyatro mu okuyorsun? Yani bir iki başka ders de var ama tiyatro. Tiyatro yaparak mı üniversiteyi bitireceğim yani? Evet. Allah! Ne güzel bir şeymiş bu. Sonraki süreçte kurcaladım bunu. Nasıl girilir bu okula? İşte yetenek sınavıyla. Önce birinci aşamayı kazanıyorsun üniversitenin. Sonra yetenek sınavıyla alınıyorsun. Fakat beni hep daha ilk aşamasından itibaren ürküttüler. Torpilsiz giremezsin dediler. Özellikle Hacettepe Devlet Konservatuvarı'na. Hiç girmedim 4 sene boyunca. 4 sene boyunca ben din tarihinin sınavlarına girdim. Hep son aşamada elendim. En son rahmetli Ergin Orbey vardı. Ya hocam dedim, son aşamaya kadar getiriyorsunuz, beni eliyorsunuz sonra. Niye? Ya Sinan, seni yetenekli buluyoruz da sende bir aksan var dediler. Şimdi Almanya'da doğmuşum. Alman aksanı var. Çerkez ailesinden geliyorum. Çerkezce aksanı belirsiz, bilinçsiz bir şekilde var. Birkaç darbe almıştım çeneme, kemiklerle ilgili problemim var. Bunun etkisi var. Ama dedim hocam, dört dörtlük sen zaten niye geleyim ki? Sen yetiştireceksin beni zaten. Olmadı orası. Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdim sınavla. Sonra yaş sınırı varmış. Onu öğrendim. 22 son şansın. Dedim ya Allah ya Bismillah, bir gireyim deneyim. Hacettepe'ye de Bilkent Üniversitesi'ne de girdim aynı anda. Hocalar aynı. İki tarafı da kazandım. Birine bursu kazandım, birine bursuz Hacettepe'yi kazanmış oldum. Sonra hocalar bana sordu, nereyi istersin? Bilkent mi, orası mı? Dedim Hacettepe olsun, çünkü Bilkent'te muhtemelen bursluyum ama ben bir soruna karışmadan duramam. Muhakkak başım belaya sokacak bir şey yapacağım. Bursumu keseceksiniz dedim. Beni Hacettepe'ye alın. Öyle yaptılar. Başım belaya da soktum orada. Üçüncü sınıftan sonra okuldan ayrılmak zorunda kaldım. İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Oradan mezun oldum. Tiyatroyla o zaman başladın desek doğru olur değil mi? Tiyatroya başladım. Şimdi ben tabii bir sinema yazarı olarak Sinan Albayrak tabii ki evet tanıyorum. Oyuncu biliyorum dizilerden, filmlerden vesaire. Ama bir itirafta bulunayım. Ben programla ilgili senin... oyunculukla ilgili macerana göz attığımda senin tiyatroyla ilgini gördüm. Yani bu kadar çok sektörün içerisinde olup da seni tanıyıp da tiyatro tarafını bilmiyor olmak, acaba bu benim eksikliğim mi? Yoksa tiyatro mu senin hayatında çok yer etmedi? Tiyatrocu kimliğin çok mu ön plana çıkmadı? Sen mi tercih etmedin ya da hangisi acaba? Bu soruyu teşekkür ederim sorduğun için. Bu hayır, sizinle seninle alakalı değil. Benim küskünlüğümle alakalı bir şey. Ben İstanbul'a 98'de geldim. 98'den itibaren tiyatro yaptım. Bakırköy Belediye Tiyatroları'na girdim. Konuk oyuncu olarak. Sonrasında kadrosuna alındım. Sonra atıldım tiyatrodan. Çok enteresan bahanelerle atıldım. Burada zikredemeyeceğim inançla alakalı bir sebepten atıldım doğrusu. Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın sınavına girdim tekrar. Yine stajyer oldum. Stajımı tamamladım. Asli kadromu aldım. Memur oldum. 657'ye tabi. Memur. Sanatçı olduk. 2 sene sonra oradan istifa ettim Eskişehir'den. Yapamadım orada. Tekrar İstanbul'a geldim. Atıldığım Bakırköy Belediye Tiyatroları'na açtığım davayı kazandım. Geri döndüm. Bir arkadaşımla beraber. Onda bir atılma süreci vardı. 2 sene boyunca bana hiç oyun oynatmadan 2 senenin sonunda sanatta yetersizlik vererek beni bir daha attılar. Bir memuru iki şekilde atabiliyorsun tiyatrocu olarak diyorum. Bir sanatta yetersizlik dersin, bir disiplinsizlik dersin. Önce disiplinsizlikten atmışlardı zaten sözde. O tutmadı. Sonra sanatta yetersizlik vererek attılar. Bir arkadaşım, ben zaten 3-4 sene senin tiyatronda çalışmışım. Sen beni yeterli görmüşsün. Sonra bana kadro vermişsin. Sonra birdenbire bir enteresan politik unsur giriyor devreye ve beni atıyorsun tiyatrodan. O davam hala devam ediyor enteresan bir şekilde. Bir kazanıyorum, temize gidiyorlar, tekrar kaybediyorum. Kazanıyorum, kaybediyorum. Yargımızla alakalı da maalesef burada enteresan soru işaretleri uyanıyor kafamda ister istemez. Ya o kadar net olan bir davam var şu anda ve hala bir batağın içerisinde cebelleşiyoruz diyeyim. Bu anlamda küstüm. Uzun yıllar tiyatro yapmadım. Artık girmedim tiyatro ortamına da. Ta ki 2 sene önce Sedef Şahin var. Güzel bir arkadaşım, kardeşim. Beni aradı, bana ulaştı.
tanımıyordum ondan öncesine kadar. Yani isim olarak biliyordum da tanışıklığım yoktu. Sinan abi dedi, ben Sedef Şahin dedi, ben böyle bir tiyatro oyunu düşünüyorum dedi. Ve kafamda sen şekillendin, beraber yapabilir miyiz? Yıllarca tiyatro yapmamışım. Artık şey de geliyor, böyle bir çekince geliyor, korkuyorsun, ya yapabilir miyim acaba? İki kişilik oyun, ezber derdi var hani. Hamlanmak, senin, paslanmak gibi bir yani, şey yani. Motor ne durumda şu anda, açabilecek miyiz? İyi ki beni ikna etti. Çok tatlı bir prova sürecinden sonra 1001 Sanat Tiyatrosu adı altında Kerem arkadaşımızın tiyatrosu, çok tatlı bir tiyatro ekibi. Onların bünyesi adı altında bu oyunumuzu oynadık. Bir Fransız oyunu, Dönme Dolap diye. Bir komedi drama diyeyim oyuna. Başarılı oldu. Maalesef pandemi girdi sonrasında. Devamını getiremedik. O zaman tiyatroyla ilgili serüvenin devam edecek gibi mi anlayalım bunu? Hele şu sağlığımız, geleceğimiz biraz daha netleşsin, şekillensin. Buna dair planları da sonrasında şekillendiririz. Ama İnşallah. Evet, o mikrop tekrar girdi vücuda. Yapabiliriz bundan İnşallah. Sonra. Ben bu sektördeki ötekileştirilmeyi aslında biraz konuşmak istiyorum ama şu macerayla ilgili bir iki şey daha sorayım. Belki evet. Onu biraz daha açarız. Şimdi televizyon filmleri, televizyon dizileri ve sinema filmleri var rol aldığın ve ben bunlara bir göz attığımda şöyle ilginç bir şey çıkmış ortaya. Sinema filmlerinde daha çok dönem işleriyle alakalı bir şey oluşmuş, birazcık ağırlıklı olarak. Televizyon dizilerinde ise çok renkli bir şey var. Renkli bir skala. Genel olarak diyorsun. Evet, genel olarak. Şimdi hem aktivist kimliğin, hem inanç noktasındaki hassasiyetlerin, hem de artık oyunculuk serüveninde belirli bir şeyi geride bırakmış, tecrübeyi geride bırakmış bir insan olarak. Sen geriye dönüp baktığında sinemadaki ve televizyondaki çizgini nasıl buluyorsun? Mutlaka belki bir takım şeyleri arzu etme, planlama sürecinden her insan gibi geçmişsindir başlarken. Arzu ettiğin, öngördüğün yerin neresinde görüyorsun kendini her iki açıdan, televizyonda ve sinemada? Burasındayım. Şurasında olayım. Ama mutsuz değilim. Bu anlamda bu uzun bir yoldan bahsediyoruz. Fakat açıkçası ben meslektaşlarımın birçoğuna kıyasla daha dezavantajlı ilerledim bu piyasada. Aile yapımız ya da fikirsel yelpazemizin genişliğinden mütevellit diyeyim. Dönem dönem bir takım insanların görmezden geldiği ya da durdurduğu kişi olmak zorunda kaldım diyeyim. Kendi içinde mi? Nasıl zikredebilirim şimdi bu, buradan bunu? Bizim programımız samimi, içinden nasıl geliyorsa abi. Yani bir dönem cemaat unsurlarının hedefinde olduk diyeyim. Hmm. Onun öncesinde inançla alakalı olarak bir takım insanlar tarafından yargılandık. Sonrasında siyasi olarak benim aile bireyim diyeyim, min duruşuyla alakalı olarak maalesef ki biz de yargılanan, hedefe alınanlardan olduk. Vay onu oynatırsak bize sitem ederler, kızarlar düşünceleriyle bazı roller elimizden alındı ya da senaryo önümüzden geri çekildi ya da adımız o masadan silindi, alındı. Maalesef bunları yaşadım. Yani sen iki cepheyle birden mücadele etmişsin. Öbür tarafta bir ya, zaten istemeyenler var. Bu tarafta da bir eline ayağına dolananlar var. İki kere çarpışmışsın yani. İki ayrı cephede çarpışmışsın. Yine iyi dayanmışsın diyeceğim. Sadece ben değil, bu minvalde maalesef bu sıkıntı yaşayan çok insan oluyor. Kraldan fazla kralcı olan insanlar yüzünden maalesef ki başımız sürekli hep bir ezilme potasının altında kalıyor. Şimdi şükür ki diyeyim, kendi cenahımızdan, kendi yolumuzdan, dostlarımızla birlikte ya da bize inanan bir ya da iki insanın belki de hani duasıyla, eliyle
biraz daha rahatlamış durumdayım diyeyim. Bir takım baskı unsurlarından daha hafiflemiş, kurtulmuş haldeyim belki. Ama ve lakin 48 yaşındayım, 50'ye doğru gidiyorum. Doğruya doğru 15 senem gitmiş midir bu süreç içerisinde? Gitmiştir. Mutsuz muyum? Değilim. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Allah'a şükür onurum, gururum hala yer yerinde duruyor. Ne güzel. Bomba gibi işler yapmamış olabiliriz ama bomba gibi insanlarla kardeşlik etmişimdir. Bundan mutluyum ben. Ne güzel. Sorunun cevabına tekrar gelirsem, küçücük bir ilerleme içerisindeyim. Daha büyüğü mümkündü. Mümkün de olabilir inşallah ama kullanabileceğimiz malzeme artık eksildi yaştan dolayı. Ona üzülüyorum, doğruya doğru. Hala bence çok genç ve dinçsin. Teşekkür ederim. Uçan tekme atamıyorum artık. Döner tekme atamıyorum artık diyeyim. Sanki biraz böyle bir çalışma falan olursa yapabilecekmişsin gibi geliyor bana. Umarım. Sadece görüntüde kalmaz. İnşallah eyleme de dökebilirim. İnşallah. Sosyal medyada böyle seninle alakalı yazılan, çizilen şeylere baktığımda mesleki olanlarla ilgili iki tane uç var. Bir kısım senin aslında hak ettiğin yerde olmadığına inanan insanlar. Ya işte bazı yabancı oyuncularla, Türkiye'den bir takım jönlerle, starlarla karşılaştırıp aslında o şeyde olması gereken bir isim ama niye bu kadar işte hep geri planda duruyor anlamıyorum falan gibi yorumlayanlar var. Ama bir kısmı da senin hangi rolü oynarsa oynasın hep birbirinin türevi, birbirine benzer şeylerle ön plana çıktığını söyleyenler var. Sen bu iki uç hakkında ne düşünüyorsun? Hepsi çok doğru söylüyor. Aynı dertten muzdaribim. Yani hep onu diyorum, ya sıkıldım arkadaşım beyefendi bir rol oynamaktan diyorum. Hatta geçen böyle çok tatlı bir kardeşimiz Kaş'taydım, sahilde beni buldu. Abi dedi, böyle bir röportaj yapabilir miyiz dedi. Yaptı lan dedim, tamam. Buna benzer bir soru sordu. Ya bu beyaz Türk rollerinden sıkıldım artık, biraz zenci olmak istiyorum. Tamam mı? Yani karartın beni arkadaş. Yapamayacağımızdan değil ama yapılanı gördükleri için bana o yönde geliyor roller, doğruya doğru. Kirli de olabiliriz. Kötüyü de gösterebiliriz. Daha farklı renkleri de ya da yelpazesini açabiliriz önünüze ama bu sana sunulanla alakalı bir şeydir. Sunulmadıktan sonra ben kendi kendime yani tabii oyuncu oynayayım? Olarak değil mi? Maalesef hani şimdi Kemal Sunal, Şener Şen kemik isimler oldukları için söylüyorum. Yani aynı roller verildi. Başka bir rolü oynayamazlar mıydı? Tabii ki oynarlar. Ama sunulması önemli. Şener Şen sonrasında bunu gösterebildi. Asla onlarla aynı potadayım şeklinde söylemiyorum. Yetişemeyiz oraya ama bir fırsat vermek de gerekiyor bu anlamda. Bununla birlikte yani hakikaten özlemini duyuyorum öyle rollerini isterim. Zaman zaman aktivist kimliğinin oyunculuk kimliğinin önüne geçtiğini düşünüyor musun? Ya aktivist kelimesi tabii ki ben aktivist olacağım diye yola çıkmak değil olay. O bir özlem olayı. Daha yeni de şimdi çok güzel benim yoldaşlarımız dediğimiz bir grubumuz var. Can yoldaşları. İşte Suriye yine bir gidiş planlıyoruz. Nasipse Ağustos ayı içerisinde. Bir yardım organizasyonunu halledip elden biz teslim ediyor oluyoruz. Bu anlamda yine çok sevgili abilerimizin, dostlarımızın, kardeşlerimizin desteğiyle bölgeye ulaşıyoruz. Bazı zamanlar içerisinde tabii ki hani bazı STK'ların gitmeye henüz çekindiği ya da gitmeyi henüz daha arzulamadığı bölgelere gitmeyi tercih ediyor oluyoruz. Çünkü ihtiyaç ateşin içerisinde şu anda. Ateşin sönmesini beklemeden gitmek önemli. Ateş söndükten sonra gitmenin bir faydası yok. Çünkü maalesef o acılı insanların külleriyle karşılaşma ihtimali yüksek oluyor. Bu anlamda yine bir bölgeye gidişimiz olacak ama sadece olay bir Suriye meselesi olmamalı tabii ki. Dünyanın her yerinde zulüm var. Ülkemizin içerisinde de kişiler arasında zulüm var. Aç olan vardır, acı çeken vardır. Komşun hastadır, ulaşmak zorunda olduğun insanlar senin yanın başındadır. Onları görmeden dışarıya bakmak da anlamsız bir şey. Aktivist değil, önce iyi bir komşu ol. Sonra git komşu ülkedeki insana yardım et. Aktivist ondan sonra olursun diyorum. Evet. Ne güzel yani, söyledim ya. Fena değil ha bu.
Dolayısıyla aslında bir taraftan mesleğini icra ederken duyarlılık diyelim aslında o aktivistlik tabii de biraz daha popüler bir kullanılan bir kavram olduğu için o duyarlılık tabii seni bir takım yerlerle harekete geçme, bir insanlara ulaşma duygusunu uyandırıyor diye düşünüyorum. Çevredeki insanlar önemli bunun için. Yani hep bir alanda kalırsan hep aynı şeyi görürsün. Ya gördüğün şey yanlışsa başka pencerelerden bakabilmeyi senin yanındaki insan sağlar. Onun sözüyle bir de şuraya bak, direktifiyle belki oraya bakarsın. O zaman dışarıda o pencerede gördüğün şeyle bu pencerede gördüğün şey farklıdır. O zaman görürsün görmeyi unuttuğun, ihmal ettiğin şeyi. Bu anlamda yine diyorum çevreni zenginleştirmek çok önemli. Amel edeceksin. Amelle iştigal et. Abeste değil sürekli. Maalesef abese de girmek zorundayız. Ama amel etmeyi ihmal etmeden yapmak zorundayız bunu. İstediğimiz kadar işin içine hani duygulu şeyler katalım. En nihayetinde ticaretin, PR'ın, vitrinin çok yoğun olduğu seküler bir yoğun bir şeyi var sektörün, sinema sektörünün, televizyonun, en genel anlamıyla oyunculuğun. Dolayısıyla sanki böyle bir maddi manevi bir şey de var ya da bir takım prensipler noktasında da belki arada zıtlıklar olabilir. Bunu yaşıyor musun bu zıtlıkları? Çok sık yaşıyorsun. Şu anda da çok net yaşıyorum açıkçası. Maalesef çok işin içine dalmadan yine bir yüzeyinden söylemek zorunda olduğum bir husus. Yaptığınız bir Instagram paylaşımı, Instagram dışında bir şeyim yok. Facebook kullanmadığım bir Facebook'um hala açıksa vardır belki. Twitter'ım yok. Artık çok fazla siyasete de bulaşmak istemiyorum. Çünkü artık söylenen şeyler hep bir taraf olmaya itiyor sizi. Gazetecilik adına da utanıyorum bu ülkede artık bunların yaşanıyor olmasından. Ya yeren ya da yeren taraf, yerilen tarafta olacaksın. Eleştiren ya da öven tarafta olacaksın. Tepedeki erkten bahsediyorum. Hı hı. Siyaset artık çok kirli bir boyuta geldi halkın nezdinde. Gazetecilik aynı şekilde. Ya öveceksin ya red edeceksin. Ya bu dünyanın başka hiçbir şey yok mu? Unsur yok mu? Türkiye'nin içerisinde sadece siyaset mi var? 1000 tane güzellik var konuşman icap eden, konuşman gereken. Ya da başka acılar var zikretmen, anlatman, tekrarlaman gereken, hatırlatman gereken. Oyunculukta da maalesef biz bir ezberin içerisindeyiz şu anda. Ben bir Instagram paylaşımı yapıyorum. İsrail aleyhine diyelim. Ya da Mavi Marmara'nın 11. yıl dönümüydü. Ya da Gazze'de tekrar katliamlar başladı, zulümler başladı. Bitmeyen zulümlerin tekrar alevlenmesine yeniden şahit oluyoruz. Ben buna dair bir paylaşım yaptığım an benim menajerim beni aramak zorunda kalıyor. Sinan o paylaşımı sil diye. Neden? Çünkü bağlı bulunduğum ya da şu anda iş yaptığım kanaldan bana el çektirilir ki zaten şu anda da o aşamadayız. Bir hafta daha bekleyeceğim bir süreç var diyeyim. Utanıyorum bu anlamda. Öbür türlü de gene devlet tarafından, devlet kanalı tarafından da bazen sıkıntıya düşeceğimiz bir takım şeyler yaşayabiliriz. Yani söylenenler o kadar önemli ki şu anda söylediğim şey bile belki de bir yeri gıdıklayacak ya da kaşıyacak ya da acıtacak boyutta olabiliyor. Halbuki sen insani bir telaffuzdasın şu anda, insani bir söylemdesin. Ama maalesef insani algılanmıyor senin her söylediğin. İyi niyetli dahi olsan sözler. Rol aldığın televizyon dizilerinin aralarında bazı diziler çok böyle seyircinin çok sevdiği, çok uzun yıllar böyle damağında güzel tat bırakan diziler. Şaşı Felek Çıkmazı gibi. Çok değişik yerlerden duygular barındıran Kurtlar Vadisi gibi diziler de var. Böyle rengarenk bir dizi şeyi aslında. Parmaklıklar Ardında da mesela bambaşka bir şey var. Renk ve tat var. Bu diziler, rol aldığın diziler senin hayatında nasıl izler bıraktı? Çok özlediğin, çok keşke devamı olsa ya da benzeri olsa oynarım dediğin diziler var mı mesela merak ediyorum. Kurtlar Vadisi hiçbir iz bırakmadı doğruya doğru. Ama oraya geliş şeklim enteresan bir hikayede. Rahmet Erol abinin de hani telkiniyle o diziye dahil olmuştum Erol Olçoğ'un. Ama Şaşı Felek Çıkmazı dersen, Şaşı Felek Çıkmazı'na ben BUM operatörüydüm. Tutuyoruz ya. Evet. BUM'cuydum. Sesçisi oldum dizinin.
O zaman abim de, hatta aramız küstü abimle. O da kameraman yardımcısıydı. Aynı dizide. Evet. Aynı dizide çalışıyoruz. Ben sesçiyim, o kamera. Kameraman. Sonrasında Maynur Ergun'un isteğiyle ben oyuncusu oldum. Bir Rafet karakteri dahil oldu. İşte Almancı, bir emlakçım da Almanca karşımda duruyor yani. Türkçesi bozuk, aksanlı. İşte benim sıram geldiğinde boom'u arkadaşa veriyordum. O boom tutuyordu, ben oynuyordum. Tekrar geliyordum, boom'u alıyordum. Şaşı Felek Çıkmazı'nın kadrosuna bakarsanız. Müthiş. Ya, muhteşem bir kadro. Yani işte Fikret Kuşkan'ından Derya Alabora'sına, o zamanlar Selçuk Yöntem, işte ne bileyim. O dizide oynayan insanlar kendi meslek hayatlarındaki yolculukta çok iyi yerlere geldiler yani. Çok bereketli bir dizi oldu Şaşı Felek Çıkmazı. Şimdi diyorum ki mesela öyle bir kadroyu bir araya getiremezsin. Çok zor. Ya maddi olarak da çok artık zor bir şey. Öyle bir kadro. Evet. Ve o kadar ismin de bir araya gelmesi, yani birbirini çekebilir halde bir ortamda bulunabilmesi tabii zordur. Açıkçası. Zamanın ruhuyla ilgili aslında bu tarz şeyler. Tabii ya. Yani başka yani, gerçekten bir izah neredeyse yok. Yani. Beyaz Gelincik aklıma geldi şimdi bir de. Çok kaliteli bir işti. Erol Avcı'nın Beyaz Gelincik, TMC'nin çok başarılı bir yapımıydı gerçekten. Ben zaten Adana'yı da o sayede tanıdım. Babamın hatta gençlik yıllarının, işçiliğinin bir döneminin geçtiği yerde Adana. Ben de o vesileyle görmüş oldum. Çok güzel dostlarım oldu Adana'dan. Hala, hatta buraya gelmeden önce onunla yine konuştuk bir dostumla. Adana'nın bana kattığı şey dostluk, kardeşlik oldu ama diğer anlamda da ilk kez bu kadar profesyonel bir yapımın bünyesinde çalışmış oldum. Sonraki işleri hep öyle olacak zannettim ama o kadar profesyoneli çok zor geliyormuş gerçekten. O dönemler gerçekten iyiydi. Şaşı Felek Çıkmaz'dan tekrar dönersek mesela, o zamanlar yapımlar 40 dakika, 50 dakika filandı. Evet, yani daha kısaydı. Dün içinde bir kanalda 3 dizi oynayabiliyordu. Haber öncesi ve haber sonrası 2 dizi olabiliyordu. Oyunculuk adına baktığın zaman aslında seçenekler çoğalıyor. Pazar çünkü daha büyük bu anlamda. Şimdi bir oturuyorsun, gece 12'den sonrasına kadar bitmeyen, sürekli böyle durların, eslerin olduğu, hani Hindistan dizisi izler gibi izlemek zorunda kaldığın diziler var. Çünkü zamanı yaymak zorunda. Yazardan komedi istiyorsun, ya 160 dakika ne yazsın bu adam arkadaş her hafta? Ve yetiştir yetiştir kaygısıyla yazdırıyorsun. Oyuncu olarak da çok daraldığın, sıkıldığın bir hale geliyor maalesef o süreçler. Umuyorum ki TRT mesela bu anlamda çok güzel bir atağa geçti bazı yapımlarında. 50 dakikalık, 1 saatlik yapımlar geliyor şimdi. Umuyorum ki diğer kanallarda da örnek bu olsun. Yayılır. Evet. Sadece işte burada bir yasayla mı alakalı bilmiyorum. Reklamla alakalı işte bu sıkıntı yaşıyoruz. Reklam geliri ile alakalı. Yapımcılar ya da kanallar o 1 saatlik yapımlara yönelemiyorlar bir türlü. Abi yönelmesi lazım. Oyuncu ve emekçinin hakkı bakımından da, çünkü o haftalık dizi yetiştirmek adına sürekli gece yarılarını geçen bir tempoda çalışıyorsun. Yani bütün hukuksal şeylere de aykırı aslında. Orada da sendikal sorunlara girmek zorunda kalacağım. Konuyu da kapatalım. Zülfiyare dokunmayalım. Mesleki olarak bundan sonra önünde nasıl bir çizgi var? Ne yapmak istiyorsun? Amacın nedir? Neler yapacaksın? Tiyatro, televizyon, sinema, hangi taraftan yürüyeceksin? Ben elimden geldiğince inşallah hani sinema, dizi yapmak isterim ama yapım tarafını ben çok sevdim. Gerçekten. Bana böyle bir güven duydu dostum, kardeşim. Şu anda böyle bir yapım ayağında ben de öğrenmeye çalışarak bir şeyler yapıyorum. Ufaktan başlayarak umuyorum ki güzel dizi projelerine ya da sinema projelerine kadar uzanırız bu anlamda yapım olarak. Yapım ayağını çok sevdim. Çünkü hakkaniyetli, adil ve gerçekten ahlaklı bir yapım piyasasına ihtiyacımız var. Tek tük örnekleri var çok şükür. Benim de şu anda hani eşliğinde çalıştığım sevgili kardeşim, dostumun o yapıda olduğunu düşündüğüm için zorluyorum kendisini bu yapım işine girmeye. Beni vekil kılsın, beni asker etsin, salsın ortalığa ama
yapım anlamda gerçekten piyasaya daha çok iyi örnekler sunmamız gerekiyor. Yapım ağır basıyor şu anda. Evet. Yapımcı olarak o zaman büyük ölçüde evet. devam edecek. Spor var mı hayatımızda? Burada belki seyircilerimiz göreceklerdir. Kaskı, orada motosiklete özel bir şey, bir ceket, deri ceket. Bu yağmur yağdığı için mecburen dolaptan çıkardım şimdi. Spor her zaman var. Daha sık olması lazım. Mesela işte hani o köyün dediğim yerde hemen at çiftliği var aşağımızda. Fırsat buldukça at binerim. At şu anda hakikaten bedeni, fiziki en çok çalıştıran spor diyebilirim, at binmek. At binmeyi çok seviyorum bu anlamda. Ya da kendimce hani ağırlık çalışabilirsem, ağırlık çalışırım, yürürüm. Ama hani profesyonel bir salona gidiyor muyum? Yok. Şu anda bulunduğum şirkette küçük bir oda yaptık. Ağırlıklarımız var, bir takım malzemelerimiz var, ağırlık istasyonumuz var. Orada çalışıyoruz kendimizce. Boş bırakmadan. Profesyonel olarak devam etmiyor. Ne güzel. Bu fit görünümünü de o zaman şeye göbeğimi içeri çekiyorum şu anda. Ama o yandan var mı çekiyorsun? Olur bu şey hepimiz korona sürecinden dolayı hepimiz bir şekilde onunla yüzleştik ne yazık çekirdek ki. Çekirdek çitmekten çekirdek. Ben telefonu elime aldım çünkü keyifli sorularımızın zamanı geldi. Buradan tamam. soruyorum keyifli sorularımızı. Bekliyorum. Şimdi Hangi diye bir bölüm var, onunla başlamak istiyorum Sinan abi. Hangi filmin devam filminde oynamak isterdin? Eşkıya'nın. O geldi aklıma. Çok sevdiğim bir film olmuştu. Eşkıya olabilir, devamı olur mu? İz bırakmış yani. Demek ki. Başa dönme şansın olsa hangi projeye katılmayı bir kere daha düşünürdün? Düşünmezdim, öyle bir proje yok. Hiç pişman olduğun projen yok. Hepsi gerektiğini. Kendim. Yanlışıyla beraber. Peki, yanlış abi. Yapmadan doğruyu bulamıyoruz maalesef. Evet doğrudur. Hangi filmin başrolü olmak isterdin? Çekilmiş filmlerden. Deniz ve Adam. Deniz ve Adam mıydı? Spencer Tracy'nin oynadığı. Denize geçen Deniz ve Balıkçı ya da Deniz ve Yaşlı Adam böyle bir film vardı. Eski dönemlerden, eski filmlerden. Sadece bir adamın teknesinde ya da kayığında balığı yakalama süreci ve balığı yakaladıktan sonraki süreci anlatan denizde geçen bir hikaye. Orada muhteşem bir oyun. Olmak isterdim. Evet. Pekala. Hangi filmin sonunu değiştirmek isterdin? Hangi filmin sonunu değiştirmek isterdim? Hiç filmler gelmiyor ki aklıma arkadaş. Keşke kopya verseydin. Çok, çok normal. Çok hangi normal öyle sorular sonu? Çünkü. Bu bazı sonlar çok etkiler bizi. Olumlu, olumsuz. Amir Kağan'ın filmini izledik. Geçen gün. Neydi? Güreşçi. Dangal mıydı? Dangal. Dangal filminin sonunu değiştirmek isterdim. Babasının da o zafere şahit olmasını isterdim. Ha, güzel. Pekala. Odada tutmuşlardı ya adamcağızı göremedi o anı falan. Evet. İsterdim görmesini yani. Hangi yönetmenden teklif gelse gece sevinçten uyku tutmaz? Francis Ford Coppola, Steven Spielberg olabilir, Tarantino derdim. Türkiye'den diye sorarsan Çağan Irmak. Hiç çalışmadınız değil mi? Çağan Irmak'la çalıştık. Ben hatırlayamadım çünkü. Çıkmazını daha sonra o yönetti. Evet. Mahir Ergun'dan sonra orada çalıştık ama sinema anlamında hiç çalışmadım maalesef. Belki bir gün kısmet olur. Açaydım kollarımı dur diyeydim. Babam ve oğlum güzel bir filmdi. Peki hangi karakter için keşke ben canlandırsaydım dedim. Böyle sinema tarihinden özel karakterler. Sinemadan mı? Sinemadan. Hazreti Hamza geldi aklıma nedense. Şimdi yabancı mı vereyim, Türk filmi mi vereyim diyorum. Hiç fark etmez. Yani o anlamda. Türk sinemasından Kara Murat'ı oynamak isterdim ya. Ama adam kara değildi bu arada. Yine bir dönem filmi ama Cüneyt dikkat Arkın, ettiyse. Ya Cüneyt Arkın'ı çok seviyorum ben gerçekten. Hep de onu diyorum, onun yaptığını yapabilecek oyuncu yok diyorum artık bizde gerçekten.
Onun oynadığı filmleri onun yeteneğiyle oynayabilmeyi çok isterdim. Eyvallah. Hangi filmin müziğini unutamadın? İyi Kötü Çirkin. Sergio Leone, Ennio Morricone'nin müzikleri. Pek çoklarımız gibi. Efsane hakikaten. En son hangi filmde gözlerin doldu? Açaydım okullarıma gitmeydim, dur diyeydim. Ondan ya, sonra oldu mu? Ya çok filmde benim gözlerim doluyor ya. Çok saçma sapan böyle ucuz 3. sınıf Amerikan filmlerinde bile gözüm dolabiliyor. O... Çabuk duygulanan birisi. Evet. Hangi filmi tekrar tekrar seyretmekten bıkmadın? Big Lebowski'yi çok seviyorum. Hmm. Jeff Bridges'in filmini. Onu çok defalarca izledim. Big Lebowski'yi çok izledim. Kemal Sunal'ın filmleri tabii hep diyoruz ya. Evet. Şener Şen'in filmleri. Eski Türk sineması adına aslında bütün filmler için bunu söyleyebilirim. Birçok konumu söylüyor. Bıkmadan, usanmadan izleyebilirim. Çünkü neden? Ya geçmişi özlüyoruz hepimiz. Daha duyguların gerçekçi olduğu, daha sade, daha sıcak olduğu dönemleri özlüyoruz. Geçmiş her zaman bizim için bu anlamda daha cazibeli. Bu anlamda. Eyvallah. Hayatının diye bir bölüm var, ona geçiyorum. Hmm. Hayatının hatası. Hayatımın hatası. Hata yaptım mı ben ya? Barda çalışmamalıydım belki. Bar güvenliği dönemleri olabilir yani. Babamı yüzdüğümü hatırlıyorum o zamanlar, o yüzden. Pekala. Hayatının anlamı. Hayatımın anlamı sevdiğim insanların yanımda olması, sevdiğim insanlarla bir arada olabilmek. Sevdiğim insanlar özetle. Güzel. Hayatının şarkısı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun. Eyvallah. Hiç bana iş bırakmadın diyecektim ki biraz performans alabilir miyiz diye. Eyvallah. Hayatının şansı. Ailem. Evet. İnşallah daha nice yıllar, uzun zamanlar birlikte olursunuz. Hayatının korkusu. Korkmak. Korkmaktan korkuyoruz. Ben korkmaktan çok korkarım, evet. Allah'tan korkarım. Aksinden icap ederim ama en büyük korkum korku duymaktır. O yüzden fazla cüretkarımdır birçok alanda. Peki, hayatının kahramanı. Ailece diyecekler ama babamdır. Babam yani. Eyvallah. Bir kere daha Allah rahmet eylesin. Şimdi ne çağrıştırıyor diye bir bölümüm var abi. Bazı kelimeler ve isimler söyleyeceğim. Sana ne çağrıştırıyor onu soracağım. Tekvando. Keşke biraz daha üstüne gitseydim. Sana lazım olurmuş ama şimdilerde. Uzun yıllar yaptım tekvandoyu ama hep çabuk nefesim kesilirdi. Bende böyle bir sorun vardı. Hmm. O yüzden daha fazla odaklanmak isterdim. Tespih. Koleksiyoncusuyum. Evet, özel bir ilginin olduğunu duydum. Anthony Hopkins. En sevdiğim oyuncu. Alfred Hitchcock. En sevdiğim yönetmenlerden. Sinemayı şekillendiren adam. Çok, hakikaten çok çok önemli. Cüneyt Arkın. Yine en sevdiğim kişi de Cüneyt abi. Ve son olarak Hülya Koçyiğit. Ama şimdi o Cüneyt Arkın'a da aynı şey dedim. Hülya Koçyiğit aşkımdır yani. İlk aşkın diye. İlk aşkın. Bu arada çok ilginç bir olay yaşamışsın. Ben tabii ki seyircilerimizin de duyması, bilmesi açısından rica etsem, paylaşsam bizimle Hülya Koçyiğit'le o anını. Tabii. Ama yani şimdi bir garip gelecek tabii anlattığım zaman duyması da. Nasıl anlatayım? İşte o Kınalı Yapıncak filminden dolayı o kısa saçına, o evin zengin oğlu eline daldırdı. Ne yapayım asker arkadaşım derdi. Hülya Koçyiğit'e Kınalı Yapınca. Bende bir takıntı oldu. Anlamsız bir şekilde o bir takıntı oldu bende. Hülya Koçyiğit'e ben bunu yapmalıyım dedim yani. Ta ne bileyim hani 20'lerinden önce yaş olarak bu. Lisede duydum. Falan okuduğun yıllar muhtemelen. Konservatuvar zamanı diyeyim yani. Çünkü kendisine ulaşmak için şu bahaneleri kullandım. İşte sinema derneğine gittim, bir takım böyle organizasyonlara gittim. Hülya Koçyiğit'e ulaşmak adına, yok işte tiyatromuza çağırmak istiyoruz bahanesiyle, bir etkinliğe davet etmek bahanesiyle. Baya baya hayransın ulaşmaya, yani. Tabii. 2 yıl falan mücadele ettim Hülya Koçyiğit'e ulaşmak için. Olmadı. O zaman demek ki 98'den sonra.
olan bir süreçten bahsediyoruz. İstanbul'daydım çünkü bu koşturmacayı yaşarken. Nihayet TRT'nin bir dizisinde oynuyorum. O zaman Pera Palas'ta TRT dizi oyuncuları buluşuldu. TRT'nin tanıtımı orada çekildi. O vesileyle biz de smokinlerimizi giymiş vaziyette mekana dahil olduk ve Hülya Koçyiğit'i gördüm orada. Maalesef o zaman bu telefonlar da yok elimizde o kadar, hani hemen her şeyi çekebilelim. Hülya Koçyiğit orada oturuyor, Cihan Ünal karşısında. Arkadaşlarım yanımda. Biliyorlar çünkü hastalığımı. Gidiyorum dedim, gidemezsin giderim dedim, gittim. Hülya Koçyiğit hanımefendi oturuyor öyle. Merhaba dedim, merhaba yaptı böyle. Dedim sizi çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ha teşekkür ederim dedi. Bir şey yapabilir miyim dedim. Ne yapacaksın dedi oturduğu yerden. Size ne haber asker arkadaşım diyebilir miyim dedim. Ama böyle hani kasılmış vaziyetteyim. Güldü. Tabii ki diyebilirsin dedi. Ben ya Allah bismillah tüh. Ne haber asker arkadaşım diye elimi daldırdım saçına Hülya Koçyiğit'in. Ne haber asker arkadaşım o iki yılın birikimi kutuyla. Kahkahayı patlattı. Sonrasında biraz sendeleme oldu. Kaydı etti falan tabii ki. İşte Cihan abi karşısındaydı. Benim sakalıma da yapmak ister misin dedi. Sonra geri çekildim yerime. Hani biraz ama Hülya Hanım bir gülme krizine kapıldı orada. Aradan yıllar geçti. Belki 4-5 sene mi acaba Hal Norman'in sanatının galiba 70. mi 75. mi 80. yılı mı? Ona katıldık. O geceden sonra ilk defa orada gördüm tekrar kendisini. O zaman biraz daha teknoloji ilerledi. Biraz daha kamera kaydı yapabilen telefon da var elimizde. Hülya Koçyiğit'i gördüm. Yine koştun tabii yanına. Tabii gittim yanına. Merhaba yaptım böyle. Merhaba yaptı. Hep kibar böyle. Ne haber asker arkadaşım dedim. Manyak, deli! Böyle vurdum lan. Hatırladı. Ya dedim bir fotoğraf çekinebilir miyiz dedim o şekilde. Olur dedi. Yani hiç... Yine aynı şeyi yaptın orada. Elimi koydum saçına. Oradan Ekrem Boralar'ı geçiyor. Salih Güneyler geçiyor falan karşımızda. Biz böyle duruyoruz. Arkadaşa telefonu verdim. Çek diye. O da çekemiyor, basamıyor. Biz böyle duruyoruz. Yani hani öyle bir protokolün arasında. Ya kusura bakmayın diyorum. Bir yandan böyle duruyoruz ama. Çekemedi arkadaş. Sonra teşekkür ederim dedim. Ayrıldık. Maalesef o hatıraya sahip olamadım. Ama yapmış bulundun o çılgınlığı. Yapmış bulundum. Gece yatağımdayım. Hülya Koçyiğit'i hayal ediyorum. Tövbe estağfurullah böyle deyince. Şey diyorum. Ya bir gün de böyle bir Çamlıca Tepesi mi acaba? Hani böyle o ağaçlık vardır ya Türk filmlerindeki. Evet, koşarlar evet, böyle evet, birbirlerine evet. Doğru. Bir gün Çamlıca Tepesi'nde buluşsak. Bana doğru koşsanız. O anı kaydetsek gibi bir teklifte bulunsam acaba nasıl olur? Öyle bir hayale de kapıldım. Allah nasip ederse inşallah. Ben İnşallah bayağı bir şey yapmışsın, ilerlemişsin ama Hülya ablanın da tabii tevazusu, samimiyeti ve anlayışı. Hiçbir böyle bir hani bir kompleksi olmayan, kendini beğenmiş bir olmayan, doğallığını asla kaybetmeyen bir hanımefendi. Artık telefon numarası var bende. Ne güzel, ne güzel. Buradan da Hülya Koçyiğit'e selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderelim. Sinan abi çok teşekkür ediyorum. Ne güzel böyle içinde kızgınlık olan, sevinç olan, özlem olan, duygu olan böyle yoğun bir şey oldu, yoğun bir muhabbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Bu sizin samimiyetiniz, senin samimiyetin ve gerçekten bu kanalın verdiği güvenle alakalı bir şey. Programını da çok seviyorum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ben ayaklarına teşekkür ederim. Sağlık tekrar geldiğin için. Rica ederim. Sevgili seyirciler bu hafta oyuncu Sinan Albayrak'la beraberdik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğimle. Hoşçakalın.